16-20 Mayıs haftası strateji ve değerlendirme, doktor öğretim üyesi Tuğberç Tilci, İnvestazi Araştırma Direktörü. Finansal piyasalarda FED fırtınası devam ediyor. FED'in Haziran toplantısı, Temmuz toplantısı, Eylül toplantısı, Kasım ve Aralık yani yılın kalanında 50'şer bas puandan faiz artışına gitme ihtimali neredeyse kesine yakın. FED piyasayı adapte etti. Piyasa bu duruma adapte. Bas senaryo 50 bas puan. Fakat üyeler arasında gelen 75 bas puan hala masada. Devreden çıkmadı. 75 ve üzeri olası faiz artışları daha yüksek bir tonlamayla, şahin bir tonlamayla belirtildiğinden dolayı geride bıraktığımız haftadan itibaren finansal piyasalarda Fed'in beklenenden daha şahin olma senaryosu fiyatlanıyor ve bu da beklenenden hızlı faiz artışı Covid'den çıkmakta zorlanan ekonomik aktiviteye bir stagflasyon darbesi vurabilir mi hikayesini negatif yönde satın aldırıyor. İş aslında Fed'in faiz artışı gibi gözükse de ekonomik aktiviteye yansıyacak stagflasyon riski hem güçlü dolar temasında hem de ABD endekslerinde ciddi şekilde satın alınıyor. Bas senaryo 50 değişiklik olmadığı sürece bu fırtınanın dindiğini ama Amerika'da %8'in üzerinde kalıcı ve yapışkan olan enflasyonun artmaya devam etmesi durumunda 50 bas puanlık baz senaryo tamamen 75 ve 100 arasındaki bas puana geçip bu güçlü dolar temasını ve stagflasyon riskini farklı bir boyuta taşıyabilir. Peki bunun sinyalini veyahut da İpuçlarını bu hafta nereden alabiliriz? 17 Mayıs Türkiye saatiyle 21'de, 21'de FED Başkanı Powell'ın Wall Street Journal'da bir konuşması olacak soru cevap şeklinde. Ve kuvvetle muhtemel Powell'ın açıklamaları 50 bas puan mı, 75 bas puan mı ve enflasyonda şahin mi? Çünkü FED'in şu anda en büyük sıkıntısı enflasyona karşı aşırı iyimser. Bir polyana etkisi içinde. Ama enflasyon verisi polian etkisi içinde olunacağını göstermiyor. Dolayısıyla 17 Mayıs 21'de dolar teması, Amerikan endeksleri, kıymetli metaller, yurt dışı, yurt dışı endeksler açısından oldukça kritik olacak. Tabii bunun bir benzerini de Avrupa tarafında görüyor olacağız. ECB Başkanı Lagarde yine 17 Mayıs saat 20'de bir konuşma yapacak. Yani 17 Mayıs bu hafta için hem FED Başkanı Powell hem de ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarından dolayı oldukça kritik. Çünkü iki merkez bankasının da en büyük sıkıntısı trilyon dolarlara ve trilyon eurolara ulaşan bilanço nasıl sterilize edecek? Tamam FED bilançoda azaltma aksiyonunun takvimlenmesini açıkladı. Buradaki olay bilanço bir anda Covid dönemi gibi 4 trilyon dolara inecek değil 9 trilyon doların üzerine çıkmayacağını söylüyor. Fakat piyasa stagflasyon riskini çok ciddi şekilde fiyatlamaya ve risk senaryolarına dahil ettiğinden dolayı biz her ne kadar yılın kalanında FED'den 50 bas puanlık sert faiz artışları veyahut da yumuşak inişi destekleyecek faiz artışları beklenirken referans senaryo bu olurken ekonomik aktivitedeki durgunluk potansiyelinden dolayı yaz sonu sonbahar başlangıcında biz Fed'in faiz artışlarına ara verdiği ve 2023 yılında şu anki dinamiklerde zayıf bir senaryo bile olsa faiz artışlarını durdurup faiz indirimine geçebileceği bir dönemde görüyor olabiliriz. İşte buradaki bütün iş Amerika'daki enflasyon 8'in üzerinde mi 8'in aşağısında mı? Fed'in doğal faiz oranı 2,5 2,5 faizle Enflasyonun 8'den 7, 6, 5, 4'e bile gelse, 3'e bile gelse hala enflasyon altında bir faiz veriliyor. Bütün bunların sonucunda 6 para biriminden oluşan klasik dolar endeksi güçlü trendini devam ettiriyor. Şu anda e, plaza anlaşmasının yapıldığı 1985 yılı yani 165 seviyeleriyle 70.70'lerden bir Fibonacci baktığımızda 38.2, 106.6, 114 nokta atışı olmaz. 106.6, 106.65 bölgesi dolar endeksi için kritik. İşte bunu 17 Mayıs'taki FED Başkanı Powell'ın konuşması bu majör direncin kırılması mı altında kalması mı bunu tetikliği olacak. Zaten piyasada fiyatlama dolar ve dolara karşı diğer varlıklar olduğundan dolayı FED'i anlamak için dolar temasını takip etmek gerekiyor. Ve teknik olarak da klasik dolar endeksine bakmak gerekiyor. FED faiz artışına gidiyor, gidecek. Yumuşak iniş sert iniş bütün bu tartışmaları yaparken Amerikan 10 yıllığı da bir ara %3.20'lere kadar yaklaştı. Yani 2018'deki Eylül-Aralık dönemlerinde o gördüğü 3.24-3.26 bölgesine kadar yükseldi. Şimdi burası 3.26'lar kritik. Teknik olarak üçlü tepe yaptırmış olacak ve bu üçlü tepenin yukarı yönlü kırılması artık e, Amerikan 10 yıllığında 3.25'in yeni normal majör destek olduğuna işaret edecek. Şu anda biraz Fed'in e, şahinliği veyahut da 50'yi daha sık vurgulamasından dolayı 3 seviyesi aşağısında devam ediyoruz. Güçlü dolar klasik olarak uzun yıllardan beri devam eden her yıl veyahut da her e, yılın sonundaki e, dönemde yazılan işte euro dolar paritesi 1'e eşit olur mu e, klişesi e, bu sefer de nasıl bozuk saat günde 2 sefer e, doğru zamanı gösterirse 10 yıldan beri euro dolar 1 olur mu denilen tarafta illaki bir şekilde fiyatlama denk gelmiş olacak. Şimdi Alman markıyla düzeltilmiş euro dolar paritesine baktığımızda 84 gibi 2000 diplerine baktığımızda buradaki majör trend 1.0725 seviyesi. Yani euro dolar için artık majör majör direnç 1.07 25 seviyesinde etkin olarak devam ediyor. Peki şu anda 1.04'ler, 1.03.50'ler e, ee, görmediğimiz seviyeler mi? Tabii ki de bunlar gördüğümüz seviyeler. Örnek olarak 31 Mart 2017 1.03.41 seviyesi var. Peki birin aşağısı görülmedi mi? Euro'nun ilk çıktığı bölgelerde yani 99 ve 2002 dönemlerinde zaten bir seviyesinin aşağısındaydık. Yani şu kırmızı bölge. Ama işte bu noktada Euro doların bir ve aşağısına gitmeye başta İSEB'i ve sonra FED izin verir mi vermez mi bu nasıl 9 trilyon dolarlık bilançonun sterilize edileceği tam kestirilemiyorsa Euro doların da bir ve aşağısına geçip kalıcı olduğu zamanda hem Avrupa ekonomisine hem Amerika ekonomisine vereceği zarar tam olarak kestirilemiyor. Kıymetli metaller ons altın 1800 dolar seviyesinde. Bunun nedeni Amerika'daki real faizin e, eksi taraftaki mevcudiyetini azaltması. Gümüşe bakıyoruz. Gümüş de 21 seviyelerinde ons altınla beraber bir denge arayışını sürdürüyor. Şu anda ons altın için artı eksi 50 puan. 1750 aşağıda 1850 yukarıda 17 Mayıs'taki FED Başkanı Powell'dan 50 bas puan mı 75 mi 100 mi enflasyonda Şahin mi enflasyonda Güvercin mi ne yapacak ne edecek kilit artı eksi 50 puanda burada çözülüyor olacak. Altın gümüş arasında uzun dönemli 1971 yılından itibaren altın bölü gümüş rasyosuna baktığımız zaman da yani yakın zamanlı 2010'lardan itibaren 30,5 dipli. 127.20 e, tepeye aldığımız zamanda 78.85 ile 90.26 seviyesinde hareket ediyor. Majör direnç 90.26 yani altın bölü gümüş rasyosunu A bölü B eşittir. Şu seviye yaptığınız zamanda gümüşün fiyatını koyun altına bakın veya da altının fiyatını koyun gümüşe bakın şeklinde rasyodan ayarlamalar yapılabilir. Amerikan endeksleri Nasdaq e, yaşadığı son balonlardan sonraki en sert düşüş hareketini yaptı. Yani günlük ortalama %5'lerle aşağı yönlü çakıldı. E, şu anda Amerikan endekslerindeki ana tema stagflasyon. Riskten kaçış. Bir stagflasyon fiyatlaması Amerikan endekslerini aşağı yönlü çekiyor. Peki S&P'de ilk etap dip neresi? 610 günlük basit hareketli ortalama 3833 seviyesi. Bunu 2018'in sonlarında e, ilgili ortalamanın altında kalmıştı. Sonra Covid dönemi o ekstrem satış 2020 dönemleri ama 2020 Haziran ortasından itibaren ilgili ortalama üzerine kalışını devam ettirdi. Son harekette de zaten bu ortalamayı neredeyse 3858 seviyesiyle yaklaştı ve oradan bir tepki gördü. Analistler e, S&P 500 için iyimserliğini sürdürüyorlar. E, 12 aylık dönem için S&P'de en iyi hedef seviye 5097-5098 seviyesi yani yuvarlayalım 5100 seviyelerinde analistler iyimserliği devam ediyor. Ama şu anki durum temel analistlerden kaynaklanan durum mu yön veriyor? Hayır. Yön veren unsur stakfülasyon riskine bağlı olarak fiyatlama yani traderlar. Ve S&P'nin en iyi senaryo veyahut da en ekstrem senaryo yeşil. Bas senaryo beyaz. Ayı senaryosu, kötümser senaryo, kırmızı ve çok ekstrem bir şekilde pembe stagflasyon. Stagflasyon tarafında 2250 seviyeler işaret ediyor. Bu S&P'deki en katastrof senaryo. Yani FED 75 ve üzerinde çok sık enflasyon kaynaklı faiz arttırmaya başladığı zaman da biz S&P 500 endeksi ve diğer Amerikan endeksleri, olarak stagflasyon riskini konuşuyor olacağız ama şu anki bazı baz senaryo 4700 seviyelerinde ayı senaryosu 3757 seviyesinde hareketini devam ettiriyor. Tabi bu noktada endeksler tarafındaki durum tam stagflasyon kalıcı olacak mı, olmayacak mı durumunda değil. Stagflasyonun ilk adımları endeks tarafında negatif yansımaya başlıyor. Türkiye tarafında yurt dışındaki ana dinamikler belli. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyona karşı para politikasındaki tepkisizliği ve bu tepkisizliğin devam edeceği faiz artışı'nın unutulduğu Merkez Bankası'nın açıklama metninde son paragrafta yer alan CDS'in düşmesi, dezenflasyon süreci, savaş ortamı gibi sayılan maddeler eşittir bir faiz indirimine işaret ediyor. Bütün bu olanlara rağmen kurun yükselmesi, Fed'in faiz arttırması, Merkez Bankası bir faiz indirimine gitme potansiyeli olabilir mi? Evet olabilir. 200 bas puana kadar yıl içinde herhangi bir toplantıda şartlar Merkez Bankası'nın düşündüğü şekilde gerçekleşecek olursa bir faiz indirimine gitme potansiyeli bulunuyor. Kur 15.57 seviyesinde yükselişini devam ediyor. Piyasa şu anda 16 psikolojik seviyesini e, takip ediyor. Ama piyasanın bu noktadan sonra özellikle kur tarafında risk algısını takip etmesi gerektiği faktör 5 yıllık dolar bazlı CDS. CDS şu anda... 2008-2009 o finansal krizi, Covid dönemi, Trump'la yaşanan durum, Ray Bronson krizi, Amerika'nın Türkiye ile ilişkileri askıya alması, vize engellemesi gibi faktörler dikkate alındığı zaman da evet CDS yükseliyordu. Fakat şu anda CDS 700 seviyesinin üzerinde kalıcı. Yani bu en yüksek dönemlere baktığımızda 577 seviyeleri, 519'lar, 632'ler, 623'ler. Hani şimdi ne oluyor da CDS... 700 ve üzerine kalıyor. Bilinenlerde Fed'in faiz artışı beklenen tamam. Ama bu unsurda acaba e, Türkiye'nin daha doğrusu Merkez Bankası'nın enflasyona karşı e, bakış açısındaki e, iyimserlik ve buna karşı para politikasındaki tepkisizlik, borçlanma maliyetlerinin Fed kaynaklı artıyor olacak ...artıyor olması ve artıyor olacak olması da... ...CDS'i yukarı yönlü... ...tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Buna Rusya-Ukrayna Savaşı, emtia fiyatı... E, ...stakfilasyon e, riskleri... ...birçok faktör e, eklenebilir. Ama e, uzun dönemli olarak... ...baktığımız zaman da şu anda... ...CDS'de bir 800-850... ...seviyesine doğru... E, ...yukarı yönlü bir hareket... E, ...beklenebilir ki zaten... ...bunun ekstrem dönemleri 2008-2009... ...döneminde olmuştu. Yani... CDS'de 4 tane görüldü mü? Evet 2008-2009 dönemlerinde CDS tarafında 4 taneler görüldü ve bu oldukça yüksek. Tabi bunu biraz daha gün içi oynaklık tarafında bakarak değiştirdiğimiz zaman da daha yüksek seviyelerde 1250 seviyelerine kadar gün içi yukarı yönlü e, hareketler olmuştu CDS tarafında ama tabi 2008-2009 krizi çok ekstrem olduğundan dolayı işte 900-470'ler e, bazı CDS'in diğer referans veri kaynaklarında e, 1230 seviyelerine kadar e, yükselmişti. Dolayısıyla tü, Türk Lirası e, Türk Lirası'ndaki risk algısı, genel Türkiye algısını anlamak için bundan sonraki yol haritasında 5 yıllık dolar bazı CDS'in 700 referans seviye üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. 700'ün üzerindeki her kalıcılık dolar Türk lirası açısından henüz devreye girmemiş ilave risk faktörleri olarak devreye e, girebilir. Borsa İstanbul'a baktığımızda kur yükseliyor. Dünyada stagflasyon riski var. Göreceli olarak Amerikan endeksindeki düşüşlerle rağmen daha iyi durumda mıyız? Evet daha iyi durumdayız. 2400 altında çok kalıcı olmadı. 2361.77 seviyelerinden dönüş oldu. Referans 2400. 2400'ün üzerinde kalındığı zaman da tekrar 2500-2600 seviyesine doğru bir yukarı yönlü hareket olabilir. Burada da S&P'nin 610 günlük basit hareketli ortalaması üzerindeki kalıcılığı. Eğer oldu da 17 Mayıs'ta FED Başkanı Powell çok Şahin konuştu. 75 bas puanla üzerine ilişkin mesajları verdi. S&P 610 günlük basit hareket ortalamasını kırdı. Biz 2400 seviyesi altında kalıcı oluruz. Ve e, geri çekilmelerde 55 günlük basit hareketli ortalama 2269 yani 2270 seviyesine kadar geri çekildi. Tabi burada endeks 100'e böyle bakarken endeks 30'a da matematik ağırlığından bakmamız gerekiyor. Erdemir endekste ağırlığı en fazla hisse senedi olduğundan dolayı Erdemir fiyatı referans. Erdemir'i Tüpraş, Bimaş, Şişe, Türk Hava Yolları, Türkcell takip ediyor. Garanti tarafında 15 e, gönüllü payalım fiyatı olduğundan dolayı hani 14.97, 14.99'da e, fiyat hareket ediyor aslında bizim Amerikan endeksleriyle kıyasladığımızda göreceli daha, düş, daha az düşmemizin nedeni de garantinin 15 seviyesinde e, kitlenmesinden dolayı e, kaynaklanıyor. Ve bu da devam edeceğinden dolayı bizim aşağı yönlü hareketlerde her gün takip eden %3'ler değil de gün gün %3, %4 negatif geri çekilme ama e, Türk lirasındaki negatif reel faizden dolayı Türk lirası tutan kişilerin elinde gidebilecekleri tek adres olarak Borsa İstanbul'daki optimal hisse senedi bulunduğundan dolayı Borsa İstanbul tarafındaki iyimserliğin geri çekilmelerle beraber devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktı. Herkese sağlıklı bir hafta dilerim.